son atık inşaat ve yıkıntı atığının ortaya çıkacağını söylemiştim, tahmin etmiştim. Evet. Ve hakikaten öyle oldu. Çevre Mühendisler Odası Genel Merkez'in yaptığı açıklamada bunun en iyimser 104 milyon ton olduğu ifade edildi. Nedir bunlar? İşte bu 11 ili etkileyen bu büyük devasa yıkım neticesinde binalardan binaların yıkılmasıyla arda ortaya kalan çıkan veya acil hasarlı olanların şu anda kontrollü olarak yıkımları yapılıyor. Ne oluyor neticede? İşte bir inşaat ve yıkıntı atıkları oluyor. Bunun yönetimiyle ilgili karşılaşılan zorluklara şahit olduk. Ve bunların maalesef zaman zaman işte sulak alanların kenarlarına depolandığını, hatta kuş cennetinin olduğu yere depolandığını maalesef şahit olduk. Evet. Şimdi bizim mevzuatımızda aslında bu tür atıkların nasıl yönetilmesi gerektiği çok açıkça belirtilmiştir. Harfiyat toprağı ve inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğinde bunların işte 44. madde diye bir madde vardır. Nasıl doğal afet atıklarının yönetimi maddesidir bu. Oradaki üst düzey mülki amirinin başkanlığında evet. Kriz merkezinin belirleyeceği geçici depolama yerlerinin olması ve bunların mutlaka orada ayrıştırıldıktan sonra kalıcı depolamaya götürülmesi gerektiği de ifade edilir. O yüzden bu moloz atığı diye tabir edilen inşaat ve yıkıntı atıklarının da hem yönetmeliğe göre yapılması hem de insan ve çevre sağlığına etki etmeyecek şekilde değerlendirilmesi lazım. Bakın Eser Bey, oradaki bu atıklar aslında aynı zamanda geri dönüşümü ve geri kazanımı da mümkündür. Evet. Yönetmelik bunun da yapılmasını aslında çok enteresan bir bilgi söyler. %70 ila %80'i bunun geri kazanılabilir. Yani bunun bakın yıkılması, taşınması, depolanması, ayrılması ve kalıcı olarak depolanma noktasına kadar götürülmesinin hepsi bir çevre yönetimini gerektirir. Evet. Bir atık yönetimini gerektirir. Ama bunlar bu söylediğim zincir eğer kırılırsa ve çevre sağlığı ile ilgili konular dikkate alınmazsa başka sorunlarla ve felaketlerle boğuşuruz. Düşünün her bir yıkıntı esnasında asbestli atıklar var. Tehlikeli atıklar var. Sadece binadaki o beton veyahut da işte seramik demir parçaları yok ki. Evet. Orada beyaz eşyalar var, mobilyalar var, ilaç atıkları var, tıbbi atıklar var. Ya mutfak tüpü var. Aklınıza gelebilecek diyorsunuz. Aklınıza gelecek her şeyi şey düşünün var orada. Şimdi ama bu neticede iş makinalarıyla kırılıyor. Ondan sonra kamyonlara depolanıyor. Ondan sonra geçici depolama yerleri diye gösterilen yerlere götürüyor. Eğer siz onu tarım arazilerine dökerseniz, eğer siz onu su kaynaklarının olduğu yere dökerseniz, orman arazilerine dökerseniz, hatta siz hakim rüzgar yönünü dikkate almazsanız, oradaki toprak erozyonuna çığ düşme riskini dikkate almazsanız, meteorolojik koşulları bile dikkate almazsanız başka sorunlar olur.